Arkadaşlar selam. Bugün neredeyiz? Ormanlık bir yerdeyiz. Kimle beraberiz? Bayram Usta'mla beraberiz. Uzun zamandır bir video çekememiştik. Aracın bitmesini bekliyorduk. Araç nihayetlendi. Bu seferki araç arkadaşlar yani evet çok video çektik, çok araç çektik. Değişik araçlar çektik ama bu biraz şeyinden fazla, haddinden fazla sanki doladı. Evet. Yani enteresanlar bölümüne girecek deriz. Evet. Öyle bir araç arkadaşlar. Araç büyük. 17 metreküp. Şimdi birazdan sizin onun detaylarına başlayacağız. Ama ona başlamadan önce lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna tıklayalım. Bir de şunu yaparsanız çok sevinirim. Destekleriniz önemli. Siz destekledikçe bize de şevk geliyor. Ve açıkçası daha çok videoyla sizlere karşısına gelmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman bayram ne yapıyoruz? Başlıyoruz kardeşim. Başlayalım. Bakalım neler yapmışız. Biraz uzun video olacak. Sabırla izleyeceğiz. Arkadaşlar değecek, izleyin. Hem bilgili olacak hem de gerçekten değişik bir araç. Anlayacaksınız olması zaten. Olması gerekenler hakkında tabii bilgiler vereceğiz. Evet. Neler yapılmış, tabii. Neler yapılması lazım ya da yapılmaması lazım. Mutlaka tabii ki. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. O zaman sizi arkadaşlar araca doğru alıyorum. Biz de videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar aracımız bu. 17 metreküp Ducato değil mi evet. Bayramcı? 17 metreküp Ducato aracımız. Evet. Kaç model? Araç? 2018 model. 2018. Tamam. Bu evet. Araç arkadaşlar müşteri aracı. Bayram Usta bunu bir müşterimize yaptı. Bitirdi. Bugün de son gündü. Son rutuşları da yapıldı. Evet. Ve biz de videosunu çektik. Sizlere sunduk. Bakalım sizlerin düşünceleri neler? Onları evet. Da yorumlar. Aracımız panel vandı. Evet. Panel vandı dönüştürdük karavana. Minibüs değil, camlı değildi değil mi? Tabii camlı değildi. Tamam, normal panel vandı. Camlarını biz kendimiz açtık. Evet. İstediğimiz ölçülerde. Yani müşterimizin istediğine göre yaptık cam ölçülerimizi. Bu tamamen müşteri şu olsun, bu olsun, tabii, bu tabii, olsun. Tabii. Yani senin onun dışında peki bir dahlin oldu mu? Yani ya abi bak bunu böyle yapmamış, şunu şöyle yapalım dediğin ya hususlar oldu mu? Müşterimizle evet. Çalışma anında beraberdik. Evet. Olabildiğince beraber olduk. Çünkü bu hayal olan bir şey olduğu için hayalini gerçekleştirmek istiyor insanlar. Yani istediği renkte, istediği tonda. Kullanım amacı elverişli olarak hani nedir? Bizim de katkılarımızla hani şu olması gerekir, şunu yaparsak böyle olur. Tamam. Kullanışı daha sağlıklı olur diye. Beraber kafa kafaya vererek yapıyoruz biz bu işi. Yani tamam başarıyoruz. Süper. O zaman şimdi şöyle arabanın dışından bir başlayalım. Evet. Dışına ne yapılmış, ne edilmiş. Ondan şimdi sonra dışından, videomuza evet. Devam edelim. Evet dinliyoruz abi. Ön tarafta neler yapılmış? Şimdi aracımızda evet. Aksesuar dizayn sistemi biz işimize başlamadan önce karavanın yapımına başlamadan önce dizayn yapılmıştı araba yani görmüş olduğunuz kaçlar, üst taç, işte gölgelik, siperlik bunlar yapılmıştı aksesuarcı yani, arkadaşlar tarafından. Yani bu da tabii evet. Aracın sahibinin isteği. Tabii ama tabii. De yok arkadaşlar. Yani donanımlı böyle çok görsel olması falan tabii bunlar güzellik katıyor araca. Şu ön kısımda görmüş olduğunuz gibi kamera sistemimiz bizim olmazsa olmazımız yani bu. Şöyle. Evet. Karavan sistemlerinde çünkü güvence de çok önemli. Kaç tane kamera var aracımızda? 4 tane kamera var. Kameramız ultra full HD ve gece bile gündüz bile gösterebilecek derecede. Görüntü mü ses de var mı? Tabii ses de var, görüntü ses de var. Ses ve görüntü, okey. Tam anlamıyla yani gerçek profesyonel kamera sistemi. Abi konuyu ilerlemeden Muratcan kimdir bu arada? Muratcan evet, Muratcan arkadaşımız aracın sahibidir. Evet. Aracın sahibi. Bilakis tabii onunla çok isteklerine göre biz arabayı tasarladık. Tamam. Şöyle sol tarafa geçelim. Evet. Muratcan'a hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii ki. Evet. Allah yanında sağlıksa da bir kameramız var. Ben görüyorum şu anda zaten. Tabii aynı İzleyiciler sistem. De görüyor. Evet. Tamam. Şimdi burada evet. Şu bölümde 120 santim geniş olabildiğince hani hacim büyük yaptık camını ki. Yani görsel olarak dışarısını daha sağlıklı görebilmek için. Evet. Şey normal karavan camlarıdır. Evet. Flexi değildir, normal camdır. Çünkü bunlar yerli mi ithal mi acaba? Bunlar yerli. Yerli. Yerli camlar. Çünkü flexi olduğu zaman ormanlık alana girdiğiniz zaman çizilme riski var. Evet. O yüzden biz şu normal tamperli camları seçiyoruz. Tamam. Yine aynı zaten markalıdır hepsi. TSE'den geçme sıkıntısı yoktur. Tabii bunun tercih edilmesinin sebebi tamamen maddiyatla alakalı. Normalde bunun orijinal işte atıyorum farklı markaları da var biliyoruz hani. Ya tabii ki. Yerli seçilmesinin sebebi tamamen tabii, rakamla Avrupa'da alakalı. Aynı şekilde camlı. Evet. Ama onların flex uygulaması var. Evet. Yine aynı piston sistemiyle istediğiniz derecede ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Evet. Açıp kapatabiliyorsunuz. Burada yine araç sahibine
istediği işte kaktüs çeşitleri burada böyle. Evet. Gayet güzel bir şekilde onları sıraladı. Daha yola çıkmadan eve dönmüş zaten. Evet. Evet, devam şimdi, edelim. Hemen burada evet. Dış prizimiz var. Çok pardon. Evet. Dış elektrik bağlamamız için şu şekilde. Hı hı. Dıştan elektrik evet. almak için. Onun dışında burada başka bir şey yok. Bir de şu basamaklar yapılmış. Tabii bunlar da yapılmış. Bunlar da aksesuarcılar tarafı arkadaşlar yaptı. Tamam. Aynı şekilde ayarlandı. Ekstrada. Evet, şurada banyo tuvaletin havalandırması var arkadaşlar. Evet, orada da bir hekimiz var. Şimdi burada yine aynı arka yatak odası camı. Aha. Bunlar da 90 santim. Evet. Yani 50'ye 90 olarak yine aynı pistonlu şekilde böyle. Sineklik sistemi var. Tamam. Hemen. Üstte evet. buradan görebildiğimiz... Şimdi şöyle yapalım. Ben kameramı biraz daha yükselteyim. Evet. Onunla şöyle, evet. Arkadaşlar. Evet, sen devam edebilirsin Bayramcığım. Şimdi burada neler var abi? Şimdi o görmüş olduğumuz boru yoğuşmalı, tam yoğuşmalı kombi var aracımızda. Evet. Onu da anlatacağız tabii zamanın sırası gelince. Hı hı. Şimdi o panellerin yüksek olması sebebi, hani niye yüksek diye arkadaşlar sorabilir ama evet. altımızda sirkülasyon fanları var. Evet. Aracın üzerinde petekte güneş panel sisteminde kar olduğu zaman karı eritebilmek için tabii o gerekli bir şey. Çünkü fanın havalandırması gerekli. O yüzden arası o şekilde bu şekil şeyin montajın. Tamam. Üstte ayrıyetten bir de gördüyseniz kamera var. Evet. Uyku kamerası kliması. Evet, şu. Tabii. Üstteki arkadaşlar. Üstteki klima sistemimiz var. Borunun üstündeki değil mi? O yan tarafı. Tabii tabii, borunun evet. yan tarafı. Klima sistemimiz o, elektriklidir. Hı hı. Aracın kendi kliması ve harici klima olarak da bu var. Evet. Şimdi arka konuma geçtiğimizde burada evet, gene arkada kameramız. Araç sahibimizin köyünde Iğdır olan bir göl. Iğdır'da. Iğdır evet, Iğdır'da. Ekerek. Ekerek. Sanırım şimdi ismi değişikmiş. Şöyle, şu anda ismini değiştirmişler ama evet. abimiz gene onun orijinal eskiden bilinen Ekerek ismiyle evet. arkaya yazmış. Hani bu kışın normalde evet. don tutarak bunun üzerine buz pateni yapılabiliyormuş yani. Vay be. Tabii. Buradan da düşünenlere. Tabii ki. Tavsiye mi olsun? Tavsiye yani çok tutuk mükemmel bir yer maşallah. Gideyim kayın yani bunlar arkadaşlar. Adacık bak bunlar evet. adacık böyle. Evet. Buradan kopan parçalarla burada adacık oluşmuş. Bunlar sazlık bunlar şu şekilde. Evet. Sazlık sistemi. Evet tabii. bu dersimizden sonra. Aynen. evet. Şimdi gece evet. arka geri kameramız var burada. Şurada tamam şöyle. Şu şekilde. Evet. Geri gelirken görmemiz için Hı-hı. kamera sistemimiz var. Arkadan devam edelim. Arkayı bakalım, açalım. Neler yaptık. Şimdi. Şimdi arka sistemi bu şekilde. Şunu indireyim ben. Şunu onu nereye takacağız abi? Bu. Bunu nereye? Bunu o fazlalık eve. Aldık. O eve arkadaşlar. Abi onu eve evet. balkona takacaklar. Evet. Tamam. Şimdi aracımız alakası bu şekilde olmasının sebebi Hı. nedir? Şimdi merak edilecek. Evet. Şimdi araç sahibimiz, abimiz yani böyle vizyon bir insan değerli taşlarla hobi amaçlı onlar hani kesip parlatma işte taş kolye yapıyor. Hı hı. Değerli taşları değerlendiriyor. Onun da hobisi o. Hobi yani olarak. Satış mı yapacak aynı zamanda arkadaşlar? Tabii tabii tabii. Hani satış da böyle çünkü değerli şeyler onlar. Tamam. Hani araç bir de ticarethane gibi bir şey. Tabii araç sürekli yurt dışına da çıkacağı için. Hı hı. Orada da hani bir şekilde sergileme sistemi imkanı olacak. Tamam. Şurada bir duşumuz var. Şimdi burada duşakabin evet burada bir çeşmemiz. Şimdi bunun burada olmasının sebebi burada şu gördüğümüz yerde, Hı. şimdi buraya çamaşır makinesi geliyor. Evet. Artık o eski LG çamaşır makineleri üretilmiyor. Hı hı. Normal portatif çamaşır makinesi buraya konulacak. Buradan su, sıcak ve soğuk sistemi aynı şekilde. Tamam. Buradan çeşme alıp çamaşırını yıkayabilirsin. Şimdi burasının böyle olmasının amacı tezgah. Hani mesela şuraya şöyle bir üzerine sıralayıp da bir şeyin veya bu hobi işlerine uğraşabilirsin. Masa gibi evet. de kullanabilirsin bunu. Tamam. Burada sen masanın sandalyelerini koy. Burada yemeğini de yersin yani. Şimdi şunları evet, şurası masa olarak kullanılacak. Düzenleyeceğiz. Evet. Burası masa olarak kullanabilir. Evet. Sandalyeyi koymak yeterli. Tabii. Tamam. Şu bölümü biraz indirmedik ama yapacak ya bir şey yok. Acilen geldi. Bitti. Ya olabilir. Tamam. Problem değil. Acilen depolarımızdan geldi. Bahsedelim. Depolarımız şöyle. 150 litre burada. 150 litre burada. 2 tane 300 litrelik depomuz var. Tamam. Yine onlar birbirine bağlantılıdır. Dolum ağzımız bu tarafta, sağ tarafta. Evet. Aracın sağından doldurabiliyorsun. Hı hı. Ekstra buradan da kalın hortum falan olduğu zaman buradan da doldurabilirsin. Şurada girişinden. Evet. Burada tali hortumları falan var. Şimdi bizim yani senin bir farklılığın var bu işte. Evet. Isıtma sistemi. Tabii yerden ısıtma sistemimiz. Bu da aynı mı?
Tabii aynı. Bu da yardımcı. Buna bir şey daha katkımız oldu. Evet. Bir silim petek koyduk. Evet. Silim petek yani ısıyı daha kısa sürede aracın içinde toparlamak için. Hı hı. Şimdi onu da gelecek sıra, onu da göstereceğiz. Tamam. Bu kapaklarımızı toplayalım. Evet. Kapıdan devam edelim. Kapaklarımızı kapattıktan sonra buralarda tabii şimdi buralarda da aynı şekilde söylediğimiz gibi buraya mesela kolyeler falan böyle asılıp da güzel bariyer bir camla burada sunum yapılabilecek vatandaşa. Şurada gördüğümüz LED bar lambamız var. Evet. Şu şekilde yakabiliriz. Bunu, ha güzel. Tabii. Kısıp azaltabilirsin. Rahatsız. Buradaki kumandadan yakıyoruz. Tabii kumandası burada. Buradan bu şekilde kullanılabilir bu. Evet. Kapatma iptali. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada evet. Alüminyum bar çıtalarına döndük tamam. İşte. Kapatıyorum burasını. Kapatabilirsin. Tamam şimdi. Evet abi. Şimdi tentemizden devam edelim. Tentemiz aracımızda 4 metre 2,5 metre tentemiz var. Evet. Yerli üretimdir. Kumandalı sistem. Kumandalı. Daha önceki araçlarımızda da kullandık. Perdenin iki özelliği de var. Hani dışını normal sinema perdesi olarak da kullanabiliyorsun. Evet. Tepe gözle, projeksiyonla gece sadece kolları çıkarıp aşağı yatırdığın zaman 4 metre, 2,5 metrelik bir ekranın olacak burada. Süper. Şimdi bu kapıda cam bu yok. Bu kapıda cam evet. Yok. Hani niye yok şöyle söyleyebilirim. Yaz aylarında zaten kapının açık olduğu için yine bu vatandaşın tercihine göre yaptık biz bu şekilde. Hani çok cama gerek olmadığını, işte kapıyı açıldığı zaman dışarısını zaten görebileceğini bize beyan etmişti. Tamam. Arkada yine aynı 50-90 camımız var. Evet. Şöyle arkadaşlar artık aydınlatmaları biliyorsunuz zaten. Tekrar markasını söylemeye gerek yok her videoda. Tabii aynı. Yeterince söyledik. Evet, 25 cm. Burada su dolumu ağzımız var. Evet şöyle. Su dolumu ağzımız burada. Tamam. Bu teker üstleri falan hep tabii bunlar aksesuar. Aksesuar evet. Bayram bu araç kaç kilo şu anda? Abi şu anda bu araç yaklaşık 3850-3900'e kadar vardı. 3800-3900 evet. 3800 çünkü donanımla çünkü her eklediğim parça mutlaka ki ağırlık üstüne yüklüyor. Evet. İlaveler var tabii. Yani biraz da şimdi içeri geçince de göreceğiz zaten. Ya ilaveler var tabii. Şimdi mesela kombimiz olur. Akü sistemimiz biraz daha ebatımız büyük. Yerden ısıtma sistemimiz var. Petek sistemimiz var. Alt depoların ısınma sistemi var. Kesinlikle donma olayı yok. Bu araçta yani Kars'a, Iğdır'a, Rusya'ya, Romanya'ya git. Yani haftalarca, aylarca kalabileceğim bir araç bu. Biz aracı yaptığımızda araç sadece hani yaz amaçlı değil. Biz yaz kış. Araca mesela başladığımız zaman şu aracı tekerlek olmamış gibi biz onu üretmeyi istiyoruz. Evet. Hani evdeki yaşadığım anda hani kullandığım nedir benim? O rahatlığı, o konforu biz arıyoruz. Evet. Sadece şu tekerlekle biz sonradan eklemiş gibi yani biz aracı üretim sistemimiz böyle. Süper. Şimdi tamam. Şöyle içini gezince anlayacağız zaten. Evet. O zaman ufak ufak içeriye doğru geçmeye başlayalım. Tabii ki. Şimdi basamak olarak bu basamak buraya küçük aynı, ilave evet. Yapılmış. Şöyle normal basamak çıkan basamak tercih evet. Edilmemiş. Hı hı. Tabii burada şimdi bizim alıştığımızın dışında girişlerde şöyle tabii. Tutma yerleri var. Şimdi şu tutma yerleri evet. Sağda ve şurada solda hı hı. Bu şekilde. Evet. Yani şimdi bunları yapmamızın amacı aracın içinde bu şekilde tutan araçlar çok göreceksiniz. Evet. Çünkü niye? Bu Muratcan arkadaşımız aracın sahibimize. Sol tarafında hafif bir tutma, yani zayıflık var biraz. Tamam. O yüzden olabildiğince kendini tutunabilecek yani. Hani ya bence bunların bir artısı daha var. İçeride de var arkadaşlar bunlar. Evet. Yolda hareket halindeyken bir şey alacaksanız en azından onlara tutunarak daha rahat içeride hareket edebilirsiniz. Tabii yani. Ki tabii hareket ki. Hareket halinde tabii, araca... Tabii dengi kaybedebilirsiniz yani. Mutlaka tabii ki. Evet yani bir nebze mantıklı olmuş şimdi... kesinlikle. Evet şimdi ama içeriye girmeden önce bu araçta sineklik yok abi. Şimdi sineklik burada vardı. Evet. Niye çıkarttık? Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Burada altta bir binisi vardı onun. Evet. 3 santim bini ve buradan takılma. Evet. Çünkü takıldı. Ona bir iki kere takıldı. Ve deforme oldu. Onu çıkarttık. Tamam. Şimdi bu ne şekilde yaptın? Şimdi kısa süreliğine de olsa buraya bir stor perde yaptık. Hı hı. Stor perdemizi hani indirip de şöyle mesela kısa bir sürede şeyde indireyim. Tamam. Tamam. Biliyoruz yani aşağı kadar indirme perde gibi. Tabii yani olabildiğince şimdi burayı mıknatısı tarzı. Artık araç sahibi ona mıknatıslı bir sistem yeni üretimde varmış yani onlar. Tamam. Üretildikten sonra burası rahat rahat açılıp kapanabilecek. Şimdi bu araçta içeriye geçeceğiz ama geçmeden önce ön tarafta da bir değişiklik var. Evet. Kokpit bölümünde kokpit boyanmış. Tabii kokpit boyandı. Şöyle tabii, kapı evet o çarpabilir. Buyurun. Şöyle göstereyim. Bayramcığım şöyle tamam, göstereyim. Göstereyim. Evet
şu şekilde renk kombinasyonu yapılmış. Üst tarafları da arkadaşlar kaplanmış. Evet, tamam. Burayı gösterdik. Şimdi içeriden devam edebiliriz. Seni evet. İçeriye doğru alalım. Buyurun. Evet. Abi ilk girdiğimizde bizi karşılayan şurada yedek bir... Evet, şimdi burada yedek bir masamız var. Evet, şöyle. Yedek masamız var. Tamam. Araçta tezgahımız bayağı uzun. Şimdi içeri girince göreceğiz evet. Tabii ki. Tamam. Şurada bir çıkış var bayağı. Heh. Şimdi burası LPG dolu mağazımız. Nasıl yani? LPG tankımız buradan doluyor aracın. Öyle mi? Tabii araçta LPG tankı var. Hı. 65 litrelik. Evet. Dolu mağazımız burada. Hani LPG dolumuna yanaştığınız zaman dolumu buradan yaptıracaksın. İlk defa görüyorum. Evet. Çünkü LPG tüpümüz altta. Ha yani genelde ya dışarıya veriliyor. Hani evet. Şimdi LPG tüpümüz burada. Tamam. Ocağımızın altında olduğu için olabildiğince yakın tuttuk onu. Tamam. Şu şekilde. Okey. Şöyle arkadaşlar şurayı da göstereyim. Şurada küçük bir sineklik var. Arada. Tabii çıkarttığımız sinekliğin yanındaki kalan devamı. Sineklik. Bir evet. Devamı evet. Tamam. Şimdi hemen şöyle karşımızdan devam edelim. Şurada bir masamız var abi. Evet, şimdi masamız. Masamız biraz değişik bir masa. Masa biraz değil, bayağı bayağı bu bir el emeği. Evet. Hani özelliklerini şöyle size anlatmaya çalışsam 350 adet değerli taş var burada. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Yani normal som altınlar olan bölümler de var. Evet. Gerçek som altındır. Bak mesela şunlar som altındır. Hı hı. 350 adet değerli taş vardır burada. Bu aracın sahibimizin hani abimizin hı hı. hobisi budur. Hı hı. Değerli taşları bu şekilde masa yapabilir. Kesebiliyorlar, oyabiliyor. Yani el emeği bu komple. Evet. Epoksidir altı komple. Hı hı. Yani biraz ağır masa oluyor. Yani yaklaşık 18 kilogram kadar. Oo, bayağı ağırmış. Tabii. Küçük kalınlığı görür müsün abi? Evet. Bak burada normal İstanbul gemiler. Evet evet bayağı. Bunların hepsi epoksinin içinde şu an. Canlı. Tabii. Şöyle. Bunların hepsi de ve bak şunu şöyle göstereyim. Bak şu dinozor dişi fosil bu. Şu görmüş olduğunuz fosil. Evet. Dinozor dişi gerçektir. Tamam. Burada bir gözümüz var. Tabii bu göz bu hareketli. Hı hı. Bunu ayakkabılık olarak kullanıyoruz şu şekilde. Tamam. Ayakkabılık terliğinizi. Bu hareketli olduğu için koltuk dönüyor mu bayram bu koltukta? Tabii dönüyor. Dönüyor. İkisi tamam. İkisi birden dönüyor ve ikisi de körüklü ve ısıtmalı. Isıtmalı aynı tabii, zamanda. Tabii ısıtma sistemle. Aa, güzel. İkisi birden dönüyor. Şöyle tekrar göstereyim. Evet. Şimdi. Burada söylemek istediklerin mesela karşıdan devam edelim. Buradan dışarıdan gösterdik ama. Tamam. Dışarıdan gösterdik. Normal perdemiz yine sileceğimiz bu şekilde. Evet. Bu şekilde var. Üstteki dolaplarımızdan bak burada da var tutma yerleri. Hı? Arkadaşlar işte o tabii. Bahsettiğimiz içeride de var dediğimiz. Tutma yerlerimiz burada. Çokça kullanılmış. Dolaplarımızın MDF çalıştık. Hı-hı. Bunlar CNC işleme. Evet. Boyaların hani rengi yine aracın sahibinin istediğine göre yaptık. Hı-hı. Dolaplarımız evet. Evet. Bayağı doldurmuş ya abi. Gerçi yarın gidiyor adam. Yani. Tabii şimdi burada evet. Hazırlıklarını yaptı abi. Bayağı doldurmuş. Gerekli olan malzemeler neyse. Evet. Hepsini toparladı yani. Tamam. Burada iki adet monitörümüz var arkadaşlar. Evet. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi kamera sisteminin. Evet, kamera sistemimiz burada gördüğünüz gibi tabii dört hı-hı. şekilde. TV'miz burada. Aracımızda internet var, Wi-Fi evet. var. Burada bir kapak var. Bu kapak bu tabii, monitörle kapak, beraber kalkıyor. Kapak açılabiliyor. Şurada özel kilidimiz de var. Hı-hı. Çünkü oraya değerli olan eşyalarımızı koyacağız. Evet, saklama evet. gözü gibi. Tabii saklama özel gözü saklama gibi. Yine içine güzelce izolasyon yaptık, kaplamasını yaptık. Tamam. Yine Wi-Fi alarm sistemimiz var, kablosuz sistem. Hı-hı. Cep telefonuna şey geliyor, uyarı geliyor içeride hareket duyduğun zaman. Tamam. Burası nedir var? Bunun altı basınç şeklinde mi yoksa akü tesisatı mı gene? Elektrik ve akü sistemimiz burada. Tamam. Biliyoruz zaten. Hiç onu açmaya gerek yok. Hı. Daha önceden de senin araçlarından 400 amper akümüz var. Evet. 2000 watt invertörümüz var. Hı hı. MPPT sistemimiz burada. Şu arkada. Şöyle. MPPT'miz burada 40 amper. İşte temiz su, lava, hı hı. VC sistemi, normal gri su, normal temiz suyumuz. Burada derece, termometre. Evet. Burada camımızda üste perde koyduk. Çünkü bak güneşi açtığım gibi direktman buraya yansıma tepede olduğu zaman daha da şuraya geliyor. Bu evet. Araç sahibinin isteğine göre bunu bu şekilde kapatabilirsin. Rahat rahat. Tamam. Bakıyorum şöyle ama burada bir ilavemiz var abi. Tabii ilave var. Şurada. İlave koltuğumuz. Evet. Şimdi bunu nasıl... Şöyle mesela burada iş yapıyorsun. Burada otur. Mesela şu şekilde.
hani uygulama olarak gösteriyoruz her şeyi ama normalde bunları anlatmamız gerekir yani olması gereken şeyler. Şimdi şurada otururken bile hani bir şeyle uğraşırsın. Hı hı. Kapaklı evimiz var. Tabii yani ocağımız. Çok fazla da yorulmazsın dediğin gibi. Evet. Şimdi herkesin kullanımına göre. Tabii. Abi diyorum ya şimdi araç sahibiyle beraber yapıyoruz biz aracıları. Evet. Renk olarak şimdi rengi de söyleyelim arkadaşlar. Hı-hı. Şimdi bu kullandığımız ürün bizim emprenyedir. Eski elektrik direklerinde kullanılan yeşil. Evet. Sistem budur. Hani bu boya değil. Yaşıtlarımız bilir ama yaşlı, evet. Gençler yeni nesil pek bilmez. Yeni nesil bilmez. Koruyucudur bu. Koruyucu madde. Ağacı çürümesine karşı işte böceklenmeye, haşere karşı koruyacak bir ilaç yani resmen. Evet. Hani boya değil. Tezgahımızdan devam edelim abi. Şimdi burası kaça kaç? Tezgahımız. Şimdi 195 santim buradan boyumuz var şey. Tezgah boyumuz şurası. Neredeyse 2 metre. Tabii 2 metre. Evet. Şimdi şu dizaynı gördüğümüzde bak buralar komple gerçek hakiki seramiktir bunlar. Camdır. Cam bölümleri var. Seramik bölüm, porselen bölümleri var. Evet. Şunlar hep elemeyedir işte. Kendimiz böyle kafa kafaya vererek şunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Hep uygulamayla yaptık bunları oluşturduk. Yani. Bak mesela burada peçete sistemimiz var. Sabunluklarımız yine burada. Mesela evet. Biri el sabunu, biri bulaşık, askılar. Evyemiz. Evyemiz büyük. Bulaşık makinemiz var, yok değil. Ama olabileceği hemen pratik şeyleri burada hemen kolayca durlayıp kullanabilirsin. Bir iki tane parçayı da tutup bulaşık makinesine atmanın anlamı yok. Tabii canım. Şimdi bulaşık makinesi yani yıkacağı su 9-9.5 litre şeyle yıkacaksın. Suyla yıkacaksın. Evet. Harcayacaksın. Burada hemen ufak şeyle durulacağın zaman meyve olur. Şey olur. Hani o şekilde tamam. Kullanmak için iyi. 90 litre normal standart buzdolabımız var. 12 volttur. Tamam. Şurada çekmecelerimiz var. Çekmecelerimiz şu şekilde. Şöyle. Tamam. Oo abi doldurmuş tabii, ya. Tabii hazır. Direktman kampa yani. Vallahi. Direktman kampa. O yüzden dediniz biraz iş sarkıt geç geldi ya. Tabii olmuş. Bak her şeyi böyle düzene konulmuş. Güzel. Her şey tertemiz. Güzel. Altlarında bunların güzelce epoksi koruma kesti onlar abi. Tamam. Güzel. Şu bölümümüz de var. Full dolu gerçekten yani. Ya olması gerekiyor. Eminsiniz değil mi? 3800 bu araba. Evet. Evet. Yani dolabımız da şu şekilde. Tamam. Evet, hani biz aracı yaparken de araç sahibi yanımızda bizim kalabiliyordu yani çünkü burada yemek beraber yediğimiz aracında kalıyor. Tabii aracında. Evet. Bakın şimdi, arkadaşlar tutma yerleri evet. Her yerde mevcut. Şimdi efsane yerlere artık yavaş yavaş gelmeye başladık. Evet. Senin şimdi, ev tuvaletin abi. Aynen. Şöyle söyleyebilirim. Şu kapın burada açık olduğu sürece burada doğradığın meyve, sebze çıkan kemik parçalarını direktman buraya atabilirsin. O kadar yani. Yani bu arabada çünkü çöp sistemi olarak hani doğaya veya çöpe atacağın bir şey yok. Direktman getirip buraya atacaksın. Ve onu parçalayacak çöpünüzü. Hı hı. Arkadan nitrat ayrıştırmayla su jetiyle beraber aşağı depoya inecek. Aha. Yani buradan attığın limonu komple atarsın aşağıdan limonata olarak alırsın. Evet güzel. Kapımızı bir gösterelim abi. Kapıyı gösterelim. Kapı sürgülü sistem evet yani. Tamam. Şöyle zarif. Evet, en azından dışarı açılarak bir yer de kaplamıyor. Tabii ki. Tamam. Çok bayağı, güzel. Abi şu senin durduğun alanın genişliği ne kadar? Şurası şu anda 48 geliyor. 48? Tabii. Tamam. 48 santim burası. Hani burada bak yanımda petek de var. Hı hı. Peteğim şurada ince silim petek. Şu evet. Gördüğünüz gibi. Burada rahat hareket edebiliyor. Zaten yerden ısınma bir de bu mu var? Tabii araç hem yerden ısınma hem bu var ben ekstra. Ya, abi bu çok efsane bir ısı var bu arabada. Yani o yüzden diyorum ya bunda hani Ağrı'ya git, Kars'a git, Rusya'ya git, Roma'ya git. Yani bunda, anlaşıldı. Atletle yola gidilecek. Aynen. Yani. Bunda hiç sıkıntı yok. Çünkü yatağından indiğin zaman yer sıcacık. Evet. Yani bir kere aradığı zaman araçta zaten ısıyı yakaladı mı o ısıyı kaybetmiyorsun. Kaybedemiyorsun. Şimdi, evet abi. Şöyle abi bir saniye, mesela, çok özür dilerim. Şimdi burası yatak oluyor mu bu arada? Tabii burası şimdi da yatak böyle. Oluyor. Heh. Burada da 185 santim yatağımız var. Yani masa şu şekilde iniyor. Şimdi bu araç kaç kişilik abi? Bu araç normalde 1+1. 1+1 ama bu araçta 2, bir de bir kişi daha mı? 3+1 mi yoksa 2-3-4 kişi kalabilir mi bu araçta? Normal standart 2+1 araç. 2+1. Ama şu an biz de 1+1 hani dönüştürüyoruz bunu abi. Anladım.
Ya bu işlemler peki bu yapıldıktan sonra değiştirilebiliyor mu? Bu araç ya 1 artı 1 yaptım. Ben bu aracı 2 artı 3 artı 1'e değiştirebiliyor Şimdi muyum? Şimdi panel van araç olduğu için ekstra bir koltuk düzen şey sistemi var. Yani bir kontrol ünitesi var. Onu TSE üzerinden hallediyorsun. Ha, biraz miktar yükseliyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. O koltuğu 1 artı 1'e dönüştürme için bu arabaya 12-13 milyar para harcayacaksın. Abi döndürürüm onu. Başımı buraya veririm. Oradan ısıtıcıyı açarım koltuk üstüne. Yeah. Ayaklar ha. Evet. Her yer zaten. Koltuklar gerçekten ısıtmalıdır. Evet. Hani körüklü sistem. Tamam. İkisi birden dönüyor. İkisi birden dönüyor. Evet. Tabii bunları deri yaptırdık. Tamam. Evet. Devam edelim alarm abi. Sistemlerimizi onu zaten bahsettik. Tamam. Şu bölüme geçtik. Şimdi tuvaletimizden devam edelim. Ama tabii istiyorsa tabii. Şuradan arkadaşlar bakalım. Mutfak tezgahının üstünde de gene böyle gördüğünüz gibi dolaplarımız tabii, var. Tabii. Tutma yeri yine. Aynen tutma yerimiz. Bak siyah hatır, siyah bölüme buraya uyum sağlayacak şekilde. Evet. Hani konsepte uygun bir şekilde. Bak siyah, burası şekilde evet. Siyah. Alabilirsin abi. Bıçak sistemimiz burada. Bakın tamam. Bıçaklarımız evet. Burada. Evet. Hepsi burada yapıştırılabilirsin. Tamam. Evet abi tuvaletten devam. Tuvaletimizden devam evet. Şimdi abi. Burası bitmedi. Bu yerimizde bizim yerden ısıtmadır. Tuvaletin ön kısmı, arka kısmı. Burası da sıcacıktır yani. Evet. Burası da kışın. Yani senin diğer araçlarını biliyorum şimdi zaten. Burası, boş olan yer yok abi. Burası giderimiz şöyle gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi şu taşın böyle olmasının sebebi nedir? Bu ayağı böyle yani kaşındırma şu şekilde mesela. Banyoda yapsan lavabo ihtiyacını görsen bile ayaklarını kaşıyabiliyorsun. Peki onların araları falan doluyor mu? Pislik dolar mı? Kir dolar mı? Yani şimdi. Onların araları epoksi. Yani? Epoksi dolu düz yani hani çok şey noktasına kadar varmaz. Anladım tamam çok derine girmez yani. Tabii tabii. Suyu tuttuğumuzda gider mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Evet, evet. Lambamız, kumandamız şeyimiz burada. Banyo kumandamız. Tamam. Diğer lambalardan ayırdık. Şimdi böyle bir bakabiliriz. Bu da pencere sistemimiz. Yine aynı perdeli. Evet. Su sifonumuz burada. Elektrik kablomuz, pişimiz şey için saç kurutma evet, makinesi, tıraş makinesi. Evet. Diş fırçalıklarımız, sabunluğumuz. Yine aynı hareketli işte çeşme. Bu sıcak soğuk su. Aşağıda sıcak soğuk su var. Şimdi kullanıma biz bunu o kadar bir hesaplama işi hani başlıyoruz ki. Evet. Şimdi şurada geldim hemen ayağını yıkayabilirsin, elini yıkayabilirsin, o şey yaptığın evet. Yerde, bulunduğun yerde. Şu eğimi görüyorsunuz burada su olayı evet. Var. Hani kamp yerinde zaten aracınız her zaman düz duracak. Şu akıntı var bu şekilde. Buradan suyumuz gidecek. Çöp bidonumuz. Bak taharet musluklarını bunu da sağ tarafa aldık. Hani daha önceki videolarda solda olmasın, evet, sağda anladım. Olması evet, gerekirdi. Kesinlikle ben de öyle bunları sağa aldık. Sifon şeyimiz yine aynı armatörümüz. Taharet musluğumuz bu şekilde. Tamam. Evet banyomuz, tuvaletimiz bu şekilde. Burada ufak bir dolabımız var yine. Şöyle görelim. Bakayım ben şuradaki şey. İçinde malzemeler var. Yani doluysa şu şekilde işte. Tamam. Buraya. Tuvalet evet. Kağıtlarınızı, işte deterjanlarınızı, ufak kablolarınızı da koyabilirsin buraya. O onun arkası şey değil mi? Kombi mi? Şunun arkası. Tabii şu görün, bunun arkası kombi. Kombi. Tamam kombi oraya gizledik. Kombi burada. Tamam. Evet abi. Şimdi hemen çıkınca şuradaki yerlerden, evet, şimdi bakın devam şuna, edelim. Evet. Şu bölümü size hani ilk önce bahsedeyim istersen. Bu üstü oturak. Şimdi şu şekilde. Burada mikrodalga fırınımız var. Şimdi şu masa ne işe yarıyor? Oturma yerine yarıyor. Üç işlemi var bunun. Oturursun. Burada mesela bir şey atacak, çıkaracaksın. Bunu kullanırsın. Evet, tezgah olarak da kullanırsın. Tezgah olarak da. Ve bunun üzerine basarak mesela yengemiz. Evet, yatak boyu yüksek. Tabii. Evet, tamam. Bak şimdi burayı bastın. Çıktın. Buradan alacağın evet. Malzemeleri şöyle. Bayanı şimdi. Bayanı şimdi en çok. Evet. Yani gerekli malzeme hemen şurada el altında olacak. Tamam. Ya bizim boyumuz tamam. Arkadaşlar bu arada görün. Dolu olduğunda nasıl oluyor? Tabii. Yani. Yani gerçekten dolu. Abi maşallah ya. Evet. Hani evet. Şunla şu anda direktmen hadi gidiyoruz. Türkiye turuna evet, çıkabilirsiniz evet, yani. Evet. Tamam. Bu şekilde. Buralarımız tamam. Da dolu. Şimdi burada şurada altta da bir göz var. Altımız. Aynen. Şöyle onu da gösterelim. Orası şu anda kiler. Kiler. Bakliyatlarımız burada. Diyorsun. Tabii ki. Onları da koymuştur. Bakayım. Tabii bakın. Vallahi. Makarnalar, pirinçler, pilavlar. Evet. Kuru bakliyatlar. Karada ölüm yok. Evet. Kuru bakliyat istedim. Evet abi. Hazır bunlar da. Bayram şu bulaşık makinesinin üstünde bir şey var. Evet. Tezgah gibi yok şurada. Ha bu çekiliyor. Bakın. Yok, evet. Bakalım. Burada masamız var. Şöyle. Ha. Bir de böyle bir tabii masa.
ekstramız var, evet. Kahve makinemiz burada. Hı hı. Hemen yatağın yanında. Yani yatağın üstünde otururken, keyif yaparken bile kahveni buradan hemen alıp içebilirsin. Evet, tamam, güzel. Bakın şöyle bir de, şöyle bakın. Ha, böyle açılıyor. Bak, tabii ki. Tamam. Bak burada, istersen ben böyle geçeyim, sen tamam. Şöyle içinde al abi. Bakalım neler var. Bak hazır bak, çay çeşitleri, kahveler. Abi olması gereken güzel, zaten güzel. Bu evet, yani. Evet, evet. Yani gerçekten olması zaten. Gereken evet, bu yani. Yani. Tabii. İş böyle hani reklam şey değil ama. Yok yok. Gerçekten olması abi, gereken bu yani. Reklamla işimiz yok şu an. Aynen abi. Biz yani bu işi gönülle yapıyoruz. Evet. Amacımız böyle kendimizi çok çok yüksekte göstermek. Evet. Şöyle yukarıya doğru bakalım. Evet. Şimdi bak burada kartal objemiz var. Hı hı. 3D Full HD. Murat Çankar Beşiktaşlıdır şimdi. Heh. Evet Beşiktaş'ta. Şimdi bak tamam. Burada bir küpe var. Görüyor musun bak? Evet. Kartalın tam altında bu şekilde. Evet. Bunu tutup böyle arkaya doğru çektiğimizde hı hı. Burada fanımız geliyor. Şimdi bu fanda ne işe yarıyor? Bu arabanın hı. da canı aslında. Evet. Şurada mangalını yakabilirsin bu arabada. Gerçek anlamda. Hı hı. Şurada mangal yap. Direktman yukarı. Çekecek diyorsun. Çekecek. Koku. Tabii. Hiçbir şey. Anında hiçbir şey bırakmaz. Anında. Yani müthiş ya zaten değil. Kumaş çok fazla. Yani kumaş yok zaten. Kumaş müthiş kullanmadığı değil. İçin tabii araç mesela zaten bak hani... tavan vernikli. Evet. Yani silinebilir. Tavan bölümlerini hani üst bölümü yok hiçbir şekilde buraları normal kuru ahşap bırakmıyoruz. Hı hı. Silinebilecek derece buna. Abi oraya tavana da tutma yeri koymuşsunuz. Tabii. Bak onu da söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi bu fan olayını anlattık. Tamam, şimdi bak okay. Bu şekilde kapatıyoruz bunu. Kapattığımızda tamam. Burada al bayrağımız çıkıyor. Evet. Başımızın üstünde. Eyvallah. Şimdi masamızı kapatalım. Bulaşık tamam, makinemiz. Değerli vatanımız abi. Evet. Tabii. Bulaşık makinemiz bu şekilde. Hı hı. Hani kaç araçta... litre bunlar öyle? Kaç litrelik bunlar genelde? Yani bunlar 9,5-10 litreyle yıkayabiliyorsun bunlar bulaşığını. Hmm, tamam. Yani araçta gördüğümüz her şey yani hiçbir şey böyle gösteriş amaçlı değildir. Her şey faal durumda. Evet. Tabii her şey çalışır durumda. Abi ben hep diyorum 17 metreküp 17 metreküp. Tabii. Gerçekten 17'nin farkı şu hacim yani şu yükseklik. Tabii. Evet ve şu içerideki doluluk abi. Bak tabii, ne kadar çok, çok yer kazanıyorsun. Kadar. Yani. Ben 17'ciyim bilmiyorum. Evet. Evet abi şöyle arkayı doğru. Şöyle anlat. Sen anlat. Ben bu esnada göstereyim abi. Buradan tamam. Bahsettik zaten. Şimdi burada mikrodalga evet. fırınımız, hı-hı. altta kilerimiz var. Burada panelimizi evet. anlattık. Sen buradan istersen şey al abi. Bak tam yoğuşmalı kombimizi al. Şöyle. Ha, oradan görebilirsin onu da. Arkadaşlar onu da göstereyim size. Şu şekilde. O tamam. da o da son şeydir yani. 2023 son sistemdir. Tam yoğuşmalı. Oksijen sistemine göre hava basıncı ve oksijenine göre her koşulda çalışabilecek derecede. Üste uyku klimamız var. Şöyle. Tabii normal elektrikli klimadır o. Hı hı. Arabanın aküsünden mi yoksa? Normal yaşam aküsünden. Yaşam aküsünden. Tabii. Tamam. Yani aracımızda yaşam aküsü ve şeyi de kullanmaktayız biliyorsunuz. Burada araçtan olur. Şarjımız var. Evet. Burada bir aynamız var. Arkada bir ayna konseptimiz var öyle. Evet. Yine aynı şekilde yeşil. Burası kaça kaç bu arada? Burası gayet geniş. Tabii orası şu an 185 santim uzunluğu var. Hı hı. 130 santimde yatağın eni var. Tamam. Evet, yine tutamaçlarımız gösterdim. Orada. Bak üstte de var tutamaçlarımız. Evet gösterdim. İnerken çıkarken. Karşıda da var. Evet. Tamam. Evet Bayramcığım. Benim atladığım senin söylemek istediğin varsa söyle. Ama önce şunu sorayım. Hı-hı. Böyle bir araç kaça mal oluyor? Şu anki fiyat. Evet. Yani şu her hafta fiyat değişiyor abi. Fiyat garantisi diye bir şey yok değişiyor artık. Ve daha da değişecek. Yani evet. Asgari ücret zamlarıyla beraber daha da uçacak. Yani gerçekten şöyle bir araç 500 bin liraları buluyor. Evet. Hani, araç hariç. Tabii araç hariç. Tabii. Şimdi yanlış anlaşılmasın araçla tabii, beraber zannediliyor. 500 bin liraları rahat rahat buluyor. Hatta geç, yok, çok ince hesap yaptım da geçer bile. Evet. Abi müthiş fiyatlar var öyle böyle değil. Yani bir gün önceki aldığım fiyatı iki gün sonra aldım ama aynı fiyat alamıyorum. O günler bitti abi. Tabii canım. Sahibinden gir bir şahin yani arattırıyor. Şimdi vatandaşın mesela ay sonu geldi ödemesi o anda bir şeyler toplamak istiyorsa o güne veriyor yani. Evet. Hani dönsün çark dönmesi için veriyor. Ama tok satıcı olduğu zaman alamıyorsun onu. Veremem diyor. Çünkü yenisini alamayacağım diyor. Kesinlikle. Bu aracın yapımı ne kadar sürdü? Abi bu aracın yapımı yaklaşık 3 ayımızı aldı bizim. Evet. Çünkü arada bir de deprem de yaşadık. Hı hı. Depremzedelerimize de çok geçmiş olsun diyoruz. Evet. Allah yani kayıplarımıza rahmet diliyoruz. Evet. Deprem anında da elimizden tüm gelenleri yaptık mutlaka. Ya. Evet. Hani hiçbir şekilde kendimizi ön plana atıp da reklam olayı falan. O bölgeye çok karavan gönderildi abi. Evet. Çok karavan gönderdik. Gruplarımız vardı. Yardımlaşma grubu. Yani. Sağ olsunlar.
yapan arkadaşlar. Yardımlar olan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hala da orada karavanlar. Evet. Yani büyük bir olay yaşandı. Evet. Allah bir daha yaşamasın inşallah. Rabbim beterinden saklasın. Yani bir daha yaşamayalım inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi benim soracaklarım bu kadar abi. Yani senin ekleyeceğim şey varsa teminde dediğim gibi onları evet. alalım. Videomuzu sonlandıralım. Bu araç nereye gidiyor abi? Bu araç İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gidiyor ve sürekli yurt dışı çıkışları olacak aracı. Şu arkandaki perde o da kapanıyor tamamen. Bu tabi kapanıyor aşağı doğru. Aha. Hani burada yatma durumunda yine yarım indirebilirsin veya tam kalabilirsin. Hani olabildiğince içerideki işte manevi korusun bu şekilde. Anladım. Yani şu tavanlarımızı falan kaplattık. Bunları zaten hani videoda şey yaptık. Evet. Abi yani başka diyecek de bir şey yok zaten. Şimdi bakmayın biz buraya ayakkabılarla girdik ama arkadaşlar bunların hepsi kalkan değişecek. Buraya normalde ayakkabıyla girilmeyecek yani. Tabii tabii. O yüzden videoluk böyle oldu. Evet. Bayramcığım. LED'lerimizi merak edecekler mutlaka. Yani, neon LED son sistem yine aynı. Renk değiştiriyor bunlar zaten. Tabii tabii kısma açma şöyle söyleyebilirim. Şu şekilde mesela modlara geçiyor kendisi. Evet. Mod yapabilirsiniz. Kısıp açabilirsiniz. Renk değişiyor. Burası da değişiyor. Tabii. Burada şimdi bunu buraya koyduğumuz sebebi burada kesim biçim yaptığı zaman evet, aydınlık olması gerekli. Başka yani televizyon güvenlik sistemlerimizi bahsettik. Söyledik. Valla bence daha fazla söylenecek bir şey yok. Sistemlerimizi bahsettik. Yani güzel bir video oldu. Açıklama evet, hani. Evet. 1,5 saati bulduk arkadaşlar. Yani. hani. Abi ellerine sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Çok güzel işçilik olmuş. Ben zaten senin işçiliğini çok beğeniyorum. Evet. Senin işin ahşap. Sen tabii. ahşaba gerçekten gerekeni yapıyorsun. Aynen. Ahşaba gerektiği gibi de uyguluyorsun. Ellerine sağlık. Sağ tekrar. Yeni bir araçla tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Şu anda yapım aşamasında olan bir araç var arkadaşlar. İnşallah o da bittiğinde çekimini İnşallah. Gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bayram Usta'yla yeni videolarımız da gelecek. Bayram Usta bu ara çok yoğun. Yazıyorsunuz, soruyorsunuz ama İnanın başını kaşıyacak zamanı yok. Bir şey olduğunda yorumlar bölümüne muhakkak yazın. Dönüş yapılacaktır. Hiçbir sıkıntı yok. Yorumlar dozunda ve hakkıyla olduğu sürece dönüş yapıyoruz. Hiç problem değil. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bayramcığım teşekkür ediyorum tekrar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.